Daha sonra sosyal medya hesaplarımızdan göreceksiniz. Biz bugün radyo çalışanları olarak pembe giyinerek geldik işe. Çünkü biraz sonra vereceğimiz kısa bir reklam arasının ardından Meme Sağlığı Derneği Memeder Başkanı Ülkü Büyükgönenç stüdyo konuğumuz olacak. Ülkü Hanım'la meme sağlığıyla ilgili konuşacağız. Kadın dinleyicilerimizin özellikle bu sohbeti kaçırmamalarını önemli duyuruyoruz. Çünkü Memeder Türkiye'de çok önemli çalışmalara imza atıyor. Ekim ayı da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meme sağlığı ve meme kanserine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler yaptırılarak ve yapılarak geçiyor. Biz de bu etkinlikler çerçevesinde dinleyicilerimizi bilgilendiriyoruz. Memeder'inde bu etkinlikleri yaparken farkındalık oluşturmak amacıyla pembe kurdeleyi, pembe rengi seçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla biz bir taraftan da hem yayınımızda bu önemli konulara yer verirken bir taraftan da subliminal mesaj verip desteğimizi tıpkı Memeder'in gönüllülerinin yaptığı gibi, onların etkinliklerinde yaptıkları gibi pembe giyinerek bir kez daha göstermek istedik. Biraz sonra vereceğimiz kısa bir reklam arasının ardından Memeder Başkanı Ülkü Büyükgönenç stüdyo konuğumuz olacak. FM'de sabah haberleri devam ediyor. Şimdi stüdyo konuğumuzla sohbetimize başlayacağız biz de. Memeder, Meme Sağlığı Derneği Başkanı Ülkü Büyükgönenç stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, çok önemli bir sivil toplum örgütünde gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Memeder'in faaliyetlerini bilmeyenlere bir anlatalım. Ne yapıyorsunuz Memeder olarak sizler? Memeder 10 sene önce, yaklaşık 2007'nin sonu 2008'in başı olmak üzere İstanbul Bahçeşehir'de İstanbul Üniversitesi doktorlarından kurucu onursal başkanımız Profesör Doktor Vahit Özmen, meme kanseri geçirmiş kadınlarımız, üniversite hocalarımız ve hasta yakınları tarafından kurulmuş bir dernek. Dernek aynı zamanda önemli bir toplum tarama faaliyeti de sürdürüyor. Bahçeşehir'de kurulan merkezimizde, yani biz bir tabela derneği değiliz. Evet. Bizim bir polikliniğimiz var. 2008'den bu yana tam 10 sene oluyor. Bu sene Aralık ayında bu tarama programı bitiyor ama biz Memeder olarak buna devam etmeyi arzu ediyoruz. Evet. Neden Bahçeşehir? Bahçeşehir o gün için böyle bir proje merkezi olmaya müsait bir yerde. Evet. Kuruluşunda ben yoktum. Sonradan katıldım. Bahçeşehir'in etrafındaki Boğazköy, Şahintepe, Güvercintepe gibi yerlerden de alıyoruz. Evet. Kurulduğu zaman bu civarlarda oturan kadınlar evlerinden tek tek çağrılarak Memeder'e davet edildi. Evet. Ve bu arada gelenlerin taraması yapılmaya başlandı. Merkezde bir genel cerrah, İki radyoloji uzmanı doktor, bir sekreter tıbbi, bir hanımları çağıran, takip eden, devamlılığını sağlayan iki sekreter olmak üzere bir de radyoloji teknisyenimiz var. 10 yıldır bu faaliyeti sürdürüyor. Evet. 10 yıldır yaklaşık 10 bin kadına bulaştık, taraması yapılan. Bir kere değil bunlar. Biz evet. Bu bir kereli olanları fırsatçı tarama tabir ediyoruz. İlk günden itibaren hastanın veyahut kadının ihtiyacına göre rutin aralıklarla. Mesela 6 ayda bir ultrason gerektiren var. Senede bir ultrason, senede bir belki mamografi gerektirenler var. Bunlar rutinlerine göre sekreterlerimiz tarafından ısrarla takip edilerek merkeze getiriliyor, taramaları yapılıyor. 10 bin kadına ulaşmak gerçekten küçümsenmeyecek büyük bir rakam ve devamlılık çok önemli. Evet. Yurt dışında bu sunumları yaptığı zaman hocalarımız çok büyük ilgi çekiyor. Bahçeşehir projesinde %80'in üzerinde katılım sürekli olduğu evet. için, yani birçok ülkede bunu devamlı sağlayamıyorlar. Bu taramaların ne gibi faydası var? Bir kadına kanser hastalığı olsun veya olmasın, adayı diyelim. Evet.
Çünkü kadınlarda görülen 4 kanser çeşidinin en önemlisi meme kanseri. En sık görüleni meme kanseri. En sık görüleni ve en çok erken teşhis edildiği takdirde en çok yaşama şansı olan meme kanseri. Evet. Böyle bir olgu varsa neden bunu erken teşhis ederek bu yaşama şansını, sağ kalım şansını arttırmayalım diye düşünmüş hocalarımız. Evet. Aynı zamanda bu Türk kadınının meme kanseri haritasını da çıkarmış oldular 10 senedir. Evet. Burada görüldü ki Türk kadınının da 50 yaştan sonra devletin uygun gördüğü mamografi çekimi yapılmaktaydı. 10 yıllık bu çalışmalarda görüldü ki Türkiye'de meme kanseri 40 yaşın altına indi. Evet. Bu istatistiki bilgiler Sağlık Bakanlığı ve Kanser Araştırma Dairesi Başkanlığı'na sunulduğunda Türkiye'de daha önce 50 yaş olan mamografi çekme yaşı 40'a indirildi. Bu Türk insanı için çok büyük bir kazanım. Daha erken yaşta yakalama faaliyetlerimiz var. Evet. Neler yapıyoruz? En önemlisi tabii Bahçeşehir'de bu taramalarımızı aksatmadan. Yaklaşık 10 bin kadına ulaştık diyorduk. Evet. Bunun içinden kanser hastaları çıktı mı? Evet çıktı. 125 erken teşhis kadında kanser teşhisi konuldu. Erken evre yakalandı ve Allah'a çok şükür ki sağlıklı yaşamlarına devam ediyorlar. Bunlardan biri de benim. Benim de meme derdi çıktı zaten. Evet. İşin belki de ne diyeyim ki en dikkat çekici olan kısımlarından bir tanesi o. Böyle bir derneğin faaliyetlerinde bulunurken böyle bir derneğin başkanı görevini sürdürürken siz yardım etmeyi amaçladığınız kadınlarla aynı kaderi yaşadınız. O süreci anlatır mısınız? Nasıl teşhis kondu? Neler hissettiniz? Neler yaptınız? Bu sizin yaptığınız bu gönüllü olarak yaptığınız çalışmalara nasıl yansıdı? O süreci biraz dinlemek isteriz. Memnuniyetle, çünkü paylaşmaktan ben de rol model, iyi bir rol model olacağımı düşünerek keyif alıyorum. Ben meme derdi çalışmaya başladığımda Profesör Doktor Vahit Özmen'in kontrol hastasıydım ben de. Yani belli aralıklarda taramalarını dışarıda yaptıran bir kadındım. Hoca dedi ki bana, ya bu kadar sosyal faaliyetlerin var. Aynı zamanda ben bir iş kadınıyım ve sosyal faaliyetlerim de var. Topluma yararlı olmaya çalışıyorum. Gel meme derdi çalış dedi. 4 yıldır meme derde yaklaşık yönetim kurulu üyeliği yaptım. 1 yıllık da başkandım. Bir ilginçlikte meme kanseri hikayesi olmayan ilk başkan bendim. Çünkü evet, daha önce meme hikayesi olan kadınlar tarafından kurulmuş olduğu için ben tesadüf göreve geldiğimde böyle bir sıkıntım yoktu. Evet. Yine meme derde yapılan rutin kontrolümde oradaki doktorumuz, radyoloji uzmanımız dedi ki biz sizden bir MR isteyeceğiz. Hı hı. Hatta ben bir arkadaşımı götürmüştüm. Silivri'den bir arkadaşım. O temiz çıktı maşallah. Dedim ki gelmişken ben de yaptırayım. Biraz gecikiyordum. Bir an şaşırdım tabii. Şaşırmamak mümkün değil. Evet. Ama Allah'ın torpilli kulu yok diye düşündüm. Fakat onu ilk duyduğum andan itibaren memelerin misyonlarından biri de her ne kadar erken teşhis, yönlendirmek, tarama, kadınlarımızın kontrolünü yapmak olsa da bir diğeri de ne kadar çok kadına ulaşıp meme kanserinde erken teşhisin sağ kalım şansındaki büyük faydasını anlatabilmek, kontrollere yönlendirmek için farkındalık yaratmak. Ben 4 senedir meme derde görev yapıyor olduğum için sürekli bunları dile getiren bir kişiydim. Evet. Urfa, Antep, Samsun gibi yerler, İstanbul dışında da etkinlikler yaptık. İstanbul'da her sene Ekim ayında, özellikle Ekim ayı Dünya Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğu için köprüler ışıklandırılır, önemli binalar pembe ışıklandırılır, işte Çırağan, Pera Palas, evet, Galata Kulesi gibi. Biz bunları yapıyoruz ve her sabah diyoruz ki kanserden korkmayın, erken teşhisten kaçmayın. Pardon. Bunları söylediğim için o anda benim de aklıma bu geldi. Evet, yani ben de bir kanser hastası olabilirim. Hı-hı. Ama bu meme kanseri ise tüm kadınlarımıza söylemlerimizi kendi üstümde de deneyimlemiş olacağım o zaman. Evet. Orada bayram üstüydü tam. Ve ben kimseye bir şeyden bahsetmedim.
Yani herkes benim kadar soğukkanlı algılayamayabilirdi. Ailem dahil ve Vahit hocamız dahil, hiç bahsetmedim. Bayram geçti. Ertesi güne randevu almıştım hocamızın hastanesinden. Hoca beni gördü. Hayrola başkanım dedi, bir sorun mu var yani dernekle ilgili? Dedim hocam yok, MR çektireceğim. Nereden çıktı? Dedim Mehmet Er'de böyle bir öneri geldi çekilen mamografimde. Hemen dedi çektir, değerlendirelim. Gerçekten de alınması gereken bir kitle olduğu görüldü. Evet. Ben de sitem ettim. Hocam dedim yani bir hemen ameliyat deyince, Ekim ayı farkındalık ayı dedim. Çok işim var dedim. Sen dedi hemen ameliyatın ol, ben seni yetiştiririm dedi. Nitekim sözünü de tuttu. 3 haftalık ameliyattaydım. Çırağındaki etkinliğe katıldım. Pembe ışıklandırmaya. Tabii çok kolay olmadı. Önemli bir ameliyat geçirdim, evet, ama evet. Gerçekten Mehmet'in farkındalık çalışmalarını bende bıraktığı bilinçaltıyla bunu atlatacağıma çok inanmıştım. Doktorlarımıza güveniyorum. Allah'ın izniyle acil ameliyat oldum. Erken teşhisin önemini vurgulamak için tekrar söylüyorum. Evet. Ben kemoterapi görmedim. Çok erken teşhis edildiği için, ki buna hazırdım da, hazırlamıştım da kendimi. Hocamız dedi ki bu bir konsey kararıdır. Sizinki erken evre olduğu için sadece radyoterapi göreceksiniz. Ve 5 yıl sürecek bir ilaç tedavisi başlayacak. O da tek bir hap. Evet. Ben şu anda o süreçteyim. Tam 2 sene oluyor. Ekim 2015'te çıkmıştı benim. 6 ayımı aldı hayatımdan. Çok faal bir hayatım var. Evet. İş hayatım, sosyal faaliyetlerim. Evet, bunlardan geri kaldım. Radyoterapi dahil 6 ayı aldı hayatımdan. Ama benim biraz kişilik yapım, yani soğukkanlı olmam, evet, yaşamayı sevmem, rol model olmayı sevmem, iyi olduğumu göstermek hissiyatı çabuk atlatmamda mutlaka önemli bir etken oldu. Evet. Allah'a şükür şu anda kendimi oldukça iyi hissediyorum. Kontrollerime devam ediyorum. Tıbba inanıyorum. Başka herhangi bir yan tedavi yöntemlerini tercih etmedim. Evet. Bu şekilde de ben şu anda kendimi iyi bir rol model olarak görüyorum. Yani öylesiniz. Erken teşhisin çok önemli bir örneği olarak. Zaten bunu faaliyetlerinizde sık sık dile getiriyorsunuz. Erken teşhisin önemini. Bunu birebir deneyimlemiş bir kişi olarak söylemeniz de ayrı bir öneme sahip. Peki Ülke Hanım, şimdi derneğin faaliyetlerini anlatırken dediniz ki biz tabela derneği değiliz. Çok önemli faaliyetleriniz var, bir merkeziniz var ve çok önemli işler yapıyorsunuz orada. Bunların yapılabilmesi için de tabii para gerekiyor. Size gönüllü olarak mesela şu yayını dinleyen dinleyicilerimizden eminim ki akıllarından böyle bir soru geçmiştir. Ne yapabilirim? Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Ya da bağış yapmak istese ne yapılabilir? Bu tür konularla ilgili nereye müracaat etmeleri gerekiyor? Çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel, çok önemli bir soru. Biz bu çalışmaları yaparken Bahçeşehir'de ücretsiz yapıyoruz. Bir tek kuruş kadınlarımızdan ücret almıyoruz ki bunlar biliyorsunuz pahalı çalışmalar. Muayenenin üzerine ultrason, mamografi oldukça büyük bir bütçe getiriyor hastanelerde. Biz bunu tamamen ücretsiz yapıyoruz. Mehmet Er'in bir tek masrafı var. Yönetim kurulu ve başkanlarımız ve doktorlarımız tabii ki tamamen ücretsiz, gönüllü çalışıyoruz. Bu görevleri yerine getiren, imza atma sorumluluğuna sahip doktorumuz, radyoloji teknisyenimiz, radyoloji uzmanlarımız, sekreterlerimizin maaşları var. Evet. Bu arada Başakşehir Belediyesi bizi destekliyor. Şu anda polikliniğimizin bulunduğu binayı bize ücretsiz tahsis ettiler. Kira da ödemiyoruz. Ama bizim yıllık maaşların ödeyeceğimiz bir giderimiz var. Bize yardım etmek isteyenler için çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Er çünkü gerçekten sadece bağışlarla devam edebilecek bir dernek. Çok önemli bir artı katma değer kazandık biz yaklaşık 1,5 sene önce. Kamuya yararlı dernek statüsü kazandık. Evet. Bu kamu için yaptığımız çalışmalar takdir edilerek Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı karar. Yani kamuya yararlı dernek olduktan sonra bu hem bir güven getiriyor, hem de bize bağış yapan firmalar
yaptıkları bu bağışı doğrudan gidere yazabiliyorlar. Evet. Yani vergiden düşebiliyorlar. Bu da önemli bir kazanım. Bizimle irtibata kurup bize destek vermek isteyenler tabii ki Mehmeder merkezle benimle iletişim kurabilirler. Hesap numaralarımız var ve çok büyük mutluluk duyuyoruz. Kendilerine teşekkür dönüyoruz. Her yıl Ekim ayında yaptığımız etkinlikler için özellikle tabii bağışa sırf o etkinliğe yönelik de ihtiyacımız oluyor ama bu etkinliği yapmak mesela 2 senedir Pembe Festival yapıyoruz. Evet. Yapmak zorunda mıyız? Festival niye? Kanser ismi kötü bir, tabii ki hastalık zaten kötü isimli bir şey. Bunu yaşayan kadınlarımız var. Biz onları hem onları bilinçlendirmek hem de Allah'a şükür henüz hasta olmayanlara farkındalık yaratmak için 2 yıldır bu Pembe Festivali yapıyoruz. Hastalık konseptine uzaklaşmak için de festival dedik. Pembe de zaten evet. Meme kanserinin simgesi pembe kurdeleden geliyor. Geçen sene Çırağan Oteli'nin büyük katkısıyla orada yapmıştık. Ücretleri çok çok düşük tuttular ama yine de belli masrafları oluyor tabii. Oranın giydirilmesi gibi evet. Gibi. Bu sene ekonomik krizi düşündüğümüz için bağış almak da kolay, zorlaştı. Evet. Bunun dışında böyle bir ortamda, böyle bir çırağında festival yapmak çok bize de cazip gelmedi. Bu sene Florence Nightingale Hastanesi'nde yaptık. Hastane kongre salonunu bize tahsis etti. İkramı karşıladı. Tabii yine orayı bir festival havasına çevirmemiz gerekiyordu. Kadınlara dünyaya pembe gözlükle de bakılabilir. Kanser hastası bile olsak, hala ayaktaysak, hayattaysak, ayaklarımızı basıyorsak bunlardan da geri kalmayalım konseptiyle çok güzel bir çalışma yaptık. Hem doktorlarımız bu hastalığı geçirmiş kadınlara aradan zaman bile geçmiş olsa mesela meme kanserinde memeler alınabiliyor. Evet. Erken teşhiste bu kazanım da var. Meme evet. Alınmadan tedavi edilebiliyor. Ama memesi alınmış kadınlarımız var. Bu bir kadın için çok önemli bir eksiklik evet. Hissedilebiliyor. Onlara şöyle bir söylemde bulunuyor doktorlarımız, estetik cerrahlarımızla. 5 sene de geçse, 10 sene de geçse bir şey kaybetmediniz. Vücudunuzun belli bölümlerinden alacağımız bir dokuyla biz o memeyi tekrar yapıyoruz. Bu kadınlarımızı çok mutlu etti. Evet. Geçen sene de gördük, bu sene de. Bunun yanında dünyada güzel şeyler de var. Yaşamak için güzel şeyler de var. Evet. Ayşe Arman geldi. İyilik kolyelerini getirdi. Evet. Tabii çok güzel bir ilgi çekti. O da bizimle olduğu için. Sonra bir doktor psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu son zamanlarda çok popüler. Evet. Özellikle psikiyatri üzerine kitapları var. Onu davet ettik. O da biraz daha hayata pembe bakabilmenin mümkün olabildiğini, gerektiğinde bir psikiyatra müracaat ederek de bunun olgunlaşabileceğini söyledi. Onun dışında anı yaşa, farkındalık, ünlü genç kadınlarımız, dizilerden tanıdığımız evet. Geldiler. Onlar bakış açılarına, onların da başından ya da yakınlarından geçmiş. Işıl Yücesoy da benim gibi bu hastalığı geçirmiş. O da bir kendi hikayesini paylaştı. Evet. 2 gün hastalığı geçirmiş olan veya yakınları veya şu anda böyle bir hastalıkla karşılaşmamış olan kadınlarımıza yönelik güzel bir etkinlik yaptınız. Size bu çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki bu çalışmaların içerisindesiniz. İyi ki kadınları bilinçlendiriyorsunuz. Onları yönlendiriyorsunuz. Meme Sağlığı Derneği Memeder Başkanı Ülkü Büyük Gönenç yayınımıza geldiniz. Bu yoğun temponuzda bize de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Daha fazla kadınımıza ulaşmak bizim için her zaman birinci öncelik ve farkındalık yaratmak. Herkese çok sağlıklı günler diliyorum. Yaşamak çok güzel bir şey. Öncelikle yaşamaya inansınlar ve tıbba inansınlar. Erken teşhis için farkındalık yaratmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve Memeder'e gönüllü olmaya da davet ediyoruz. Bağış yapmaya da. Çok teşekkür ediyoruz. Memeder'e ulaşmak için Google'da Memeder yazdığınızda bütün iletişim bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Böylelikle yayınımızın da sonuna geldik. Yarın sabah 7'de yeniden birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.